Hayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün NNS markasının NS S106 modelli efsane bir hoparlörü. Bluetooth FM radyosu arkadaşlar. Bu ürünün tanıtımını yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Çok güzel bir ürün. Bunu Çin'den özel olarak getirttirdik. Bu modeli arkadaşlar. Ürünün görseli şu şekilde ve 3 farklı rengi var. Ortası siyah, yanlar ahşap. Ortası altın rengi, yanlar gri. Tamamen siyah olmak üzere 3 farklı rengi bulunmaktadır. Hem Bluetooth bağlantısı yaparak müzik dinleyebilir, telefon görüşmesi yapabilirsiniz. TWS özelliği var. 2 farklı hoparlörü birbirine bağlayabiliyorsunuz. 18650 şarj edilebilir Li-ion batarya kullanılmaktadır. Alarm özelliği var arkadaşlar. Zaman gösterge özelliği. USB flash bellek ve hafıza kart destekleme özelliği var. Ve wireless speaker arkadaşlar. Bunun testini yapacağız. Ürünümüzü hemen açalım. Bu arada Çin'de üretilmiştir. NNS fabrikası Çin'de hoparlörler, Bluetooth'lar üreten bir fabrika arkadaşlar. Evet, kutu içerisinden bir adet ürünümüz çıktı. Diğer çıkanlara da bakalım. Kutuyu şöyle bir kenara bıraktım. Şöyle İngilizce kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Yani teknik bilgilerin yazdığı bir belge. Bu bir de kenarda dursun. Şöyle 1 metrelik mikro USB şarj kablosu çıktı. Bir tarafı USB, bir tarafı mikro USB şarj kablosu. 1 metre kaliteli bir kablo çıktı. 1 adet uzaktan kumanda çıktı. Ürünümüz kumandalı, uzaktan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Ürünün içerisinden herhangi bir adaptör çıkmadı. Siz telefonunuzun adaptörüyle veya powerbank'ten veyahut da bilgisayarınızın USB çıkışından, herhangi bir USB çıkış güç kaynağından bu ürünü şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Onları da söylemiş olalım. Evet, ürünümüz bu şekilde bir görünüme sahip. Ve şöyle balonlu naylonda gelmektedir kutu içerisinde. Herhangi bir çizilme ya da hasara uğramaması için. Kutunun dışından yine firmamız da bunları balonlu naylona sararak kargoda herhangi bir hasar almasını önlüyoruz arkadaşlar. Bir nebze. Şimdi ürünümüzün birçok özelliği var. Telefon standlı arkadaşlar. Şuraya telefonumuzu koyarak film izleyebiliriz. Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi telefonunuzu böyle koyarak film açıp film izleyebilirsiniz. Alarm özelliği var. Ve saat gösterge özellikleri var arkadaşlar. Şu arkasında da subwoofer var arkadaşlar. Toplam 20 watt ses gücüne sahip. Hemen üstteki paneldeki düğmeleri de göstereyim. Şurada şarj giriş yeri DC 5 voltluk şu micro USB kutu içerisinden çıkan şarj kablosuyla buradan şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Şarj giriş yeri. Yan tarafında on off düğmesi. AUX kablosu. AUX kablosuyla da müzik dinleyebilirsiniz. Üst burada USB flash bellek giriş yeri. Alt tarafında da TF kart dediğimiz bu telefonlara takılan mini hafıza kartlarıyla da müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü on off düğmesine bastım ve açtım. Saat modu açıldı. Gördüğünüz gibi dijital ekranlı saat göstergelidir arkadaşlar. Bluetooth. Bakın moddan Bluetooth moduna geçtim. Clock mode. Clock moduna geçti. Bluetooth moduna Bluetooth tekrar geçelim. Mode. Bluetooth modundayken Hazreti Ali'ye istemeye utandım dedi. Bunun üzerine ikisi birlikte gidip durumu anlattıklarında Peygamber Efendimiz onların hizmetçiye diğerlerinden daha az ihtiyaçları olduğunu öne sürerek isteklerini geri çevirdi. Onları size verip de ehli suffenin açlıktan kıvranmasını istemem. Onlara bakacak kadar gelirim yok. Sadece elimdekini avucumdakini satarak
onları doyurabiliyorum, dedi. Clock mode. Evet, buradan saat ayarlarını yapabiliriz arkadaşlar. Bakın saati kaç yapalım? Şuradan artırıyoruz. Artı eksi tuşlarıyla artırıyoruz arkadaşlar. Örneğin saati ayarlayacağız. Saate, saat kısmına basılı tutuyoruz. Artı tuşuyla örneğin saati 10 yapalım. Bir daha basalım. Dakikaya geçiyor. Burayı da tam 10 yapalım. Bir kez bastığımızda, basılı tuttuğumuzda saatimiz saat 10'a ayarlanmış oldu. Alarm moduna geçelim. Alarmı da şuradan saat 10 olsun. 10'a bunu da 2 geçeye ayarlayalım. Evet. 2 geçeye ayarladık. 10'u 2 geçe. Tekrar alarma basılı tutuyoruz. 3 geçe ayarlayacağız, pardon. Evet, alarmımızı 10'u 3 geçe ayarladık. Bir yandan dursun arkadaşlar. Dakika 3 olduğu zaman alarmımız çalacak. Bunları, alarm çalsın arkadaşlar, tekrardan özelliklerinden bahsedeceğim. Burada ses açma kısma düğmesi. Burası ses kontrol düğmesi değil arkadaşlar. Frekans değiştirme düğmesidir burası. Ses açma kısma düğmeleri burada. Bakın. Bu kadar mı ses? Yok, sesi kısıkta olduğu için biz buradan sesini mesela ayarlayacağız. Yükseğe ayarlarsak şey modunda açalım bu. Buradan açalım sesini. Şimdi alarma tekrar geri dönelim. Önce saat moduna girdi. Şuradan yakınlaştırıp tekrardan gösterelim. Burası açma kapama düğmesi, burası arkadaşlar. Burası mod düğmesi. Şu an saat modunda. Yani bekleme modu. Saat gösterir. Saati ayarlamak için şu ikinci sıradaki düğmeye basılı tutacağız. Saat kısmı yanıp sönmeye başladığında artı eksi tuşlarıyla ileri geri hareket ettirebiliriz arkadaşlar. Sonra dakikaya geçmek için bir kez buna basıyoruz. Dakika kısmına geçti. Bunu örneğin 5 geçeye ayarlayalım. Evet, onu 5 geçeye ayarladıktan sonra saate basılı tutuyorum. Evet, saatimiz ayarlandı. Alarm kısmına geçelim. Basılı tutuyorum. Evet, alarmı saat 10. Evet. Bir yana geçiyorum. Dakikayı ayarlayacağım. 7 geçeye dakikayı ayarladık. Basılı tutuyorum. Alarmımız aktif. Alarm saat 10'u 7 geçeye kuruldu. Şimdi 10'u 7 geçe alarmımız tekrar çalacak arkadaşlar. Burada da anten yerimiz var. Onlardan da bahsedelim. Anten bu kadar açılıyor. Şöyle kumandasını da koyalım. Kumandadan da kontrol edebiliyoruz. Şu şekilde. Bu da şarj kablosu. Ses gücü ise toplam arkadaşlar 10 watt. 9 wattta subwooferlarla birlikte, yani toplamda 20 watt. Evet, alarm sesi bu şekilde arkadaşlar. Durdurmak için şöyle bir kere artı ya da eksi tuşlarına bastığınızda durdurmuş olursunuz. Şimdi biz tekrar mod düğmesine basalım. Bluetooth moduna geçip flash belleğimizi takalım ve ürünümüzü test edelim. Benim flash belleğim neredeydi, bir bakayım onu da. Buldum.
Şu an son seste. Efsane bir ses gücü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi radyoya tekrar geri geçelim. Radyoya geçtiğimizde bakın. Kazandığım yarın hesabında. Hadi ya, iyiymiş, içim rahatladı. O zaman ver bakalım bir çay. Ha şöyle, al abi, al al. Bakın 100.2'ye geçmiş oluyor. Evet. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Kaliteli bir ürün, birçok fonksiyonu bünyesinde bulundurmaktadır. Hem FM radyo özelliği, kumanda özelliği, uzaktan kumanda edebilme, dijital ekran, alarm özelliği, saat özelliği, bluetooth özelliği, flash bellek ve hafıza kartı özelliği, aux kablo özelliği ve üstüne telefon koyulabilme özelliğiyle, stand özelliğiyle gayet kullanılabilir fiyat performans ürünü olan bir ürün radyo arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün ölçülerine geçelim. Şunlardan önce bir bahsedeyim. Şu önde gördüğünüz plaka, şurası metal plaka, şurası ABS malzeme, burası ise MDF malzeme arkadaşlar. Bu ürünün en güzel özelliği de subwoofer özelliğinin olması arkadaşlar. Basları, tizleri gayet güzel hissedebiliyorsunuz. Dediğim gibi burası MDF arkadaşlar. Bunu test edelim. Test ettik. Ölçülerine bakalım. Ürünümüzün uzunluğu 26 cm uzunluk. Yerden yükseklik ayaklarla birlikte 13 cm yerden yükseklik. Arkaya doğru kalınlık ise 14,5 santimetre arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde. Gayet güzel bir ürün. Tavsiye edebileceğim bir ürün. NNS markasının Çin'de üretilmiş gayet kaliteli
güzel bir ürünü. Bizi takip eden arkadaşlar biliyordur arkadaşlar. Logi markasının D29 ve D90 modelli ürünleriyle kapışabilecek bir üründür arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Gayet güzel, tavsiye edebileceğim bir ürün. Ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak bir ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa videonun yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.